Beşiktaş camiasının büyük desteğiyle 20 Ekim 2019'daki seçimde, tam 5.009 oy alarak başkanlık koltuğuna oturan Ahmet Nur Çebi, transfer dönemindeki hamleleri sebebiyle, bir yıllık süreçte ilk defa bu kadar fazla eleştirildi. Hatta sosyal medya üzerinden, göreve ağlamaya mı geldiniz, yorumlarını bile görür olduk. Bu kadar ağır ifadeleri kullanmayı doğru bulmasam da mevcut yönetimin özellikle kadro planlamasında, küçük hamleler olarak verdiği kararlar, hem Avrupa'dan elenmeyi, hem de ligde 4 maçta 4 puanı getirdi. Kadroda gençleşme adı altında, tecrübeli isimlerin gönderilmesi, özellikle Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz'ın kaybı takımı oldukça olumsuz etkiledi. Transfer konusundaki çok başlılık, ikinci forvet hamlesinin son güne bırakılması da, kritik kategorideki hatalar arasında, üst sıralarda yerini alır. Avrupa'dan men cezası. Pozitif tabloya baktığımızda, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, kişisel çabasıyla kulübe, 300 milyon lira kaynak yaratıp, karaya oturan gemiyi, tek başına yürütmesini görüyoruz. Başkan, Türk futbolunun 117 yıllık çınarını, ekonomik sebepler sebebiyle Avrupa'dan men cezası almasını, şahsi girişimleriyle engelledi. Son düzlükte oyuncuların, uzun süreli borçları da, Çebi üzerinden gelen 130 milyon liralık nakit akışıyla ödendi. Eleştirileri takip ediyor. Ekonomik olarak büyük sorunların yaşandığı dönemde ikinci forvet dışında teknik ekibin taleplerini karşılayan başkan takıma 10 yeni isim kazandırdı. Uzun süredir kendisi hakkında özellikle camia üzerinden yapılan eleştirileri izleyen Başkan Çebi milli ara sonrasına 10 yeni transferle kamera karşısına çıkıp gövde gösterisi yapmayı planlıyor. Siyah-beyazlı camianın bir numarası, düzenleyeceği basın toplantısıyla eleştirilen tüm konulara değinip, ardından bütünleştirici bir tavırla, yine camianın tam desteğini talep edecek.